Emin Ulu Kooperatif Başkanı Kiğli İbrahim Dağlayan. Kiğli, 35 senedir ben nakliyecilik yapıyorum, minibüsçülük yapıyorum. Ve Bingöl'e de devamlı çalıştığım bir yol. Evet. Fakat çok eziyet, çok zahmet görüyoruz o yolda. Evet. Şimdi yapılan Kartal yolu kışın bir tuzaktır. Bizim büyüklerimizden rızamız karşı Gilbey yoluna, yani Gilbey'in dibinden gitmesi. Evet. Güneydir, emniyetlidir, güzeldir. Yokuş yok. Yokuş yok, dümdüzdür, emniyeti var. Güneş görüyor, kışın buz bağlamaz. Ama Kartal'dan giren yol, kışın devamlı zincirden bile korkumuzdan zor inebiliyoruz. Evet. Yani sizden ricam, büyüklerimden ricam, karşı taraftan bize bir yol yaparlarsa seviniriz vatandaş olarak. Hem de yol asfalt oluyor, yol güzel oluyor, emniyetli oluyor, rahat bir şekilde Bingöl'ün içine iniyor. Sizden büyüklerimden ricam, karşı tarafta yani vatandaşımızın rahat ettiği yerden gitsin. Bizim herhangi bir yerde vatandaş olarak şeyimiz yoktur. Gilbey de bizimdir. Kartal da bizim. Kartal da bizimdir. Ama bizim için yol önemli, yol. Yolun güzel olması, yolun değerli olması, yakın olması, ulaşıma güzel olmasıdır. Arabalar birbirini geçemiyor, arabalar çıkmıyor, kazalar oluyor, ölümler oluyor. İnemiyoruz yani, inan inemiyoruz. Yani vatandaş olarak inemiyoruz oradan. Yoksa bizim için Gilbey'de bir, bizim için o köyde bir, o biri de bir. Yani güzel olsun yol. Oradan o köye bir kol dağıtılabilir. Tabii. Kol dağıtılabilir yani. Şimdi biz o köyde bir düşmanlığımız, bir şey, asametimiz yok. Evet. Fakat bizim istediğimiz, ricamız yol düz olsun, kışın eziyet çekmeyelim, zincir takmayalım. Evet. Ben Asri Dolaşan, 12 yıldır mühendislik yapıyorum. Bizim için Kartal çok sıkıntılı bir yerdir. Yenişlere tehlikemiz var, çıkışlara da aynıdır. Zaten buz olduğu zaman, rampada kaldığın zaman araba ne geri kalkıştırabilirsin, ne ileri kalkıştırabilirsin. Hem kilometrede faydalanıyoruz, hem yol konusunda bir sıkıntı olur, hem de karşı taraf bizim için ithal bir yerdir. Ben eminim 5 yıl sonra o yolu yine değiştirerek karşı verecekler. Sadece devlete maliyeti çıkartmaktır, başka bir şey yoktur yani. Yani yazıktır. Yazık, burada günahtır yani. Hem yol uzayacak, hem yokuş olacak. Hem yeniştir, hem çıkıştır. Hem kış şartları ortada. Kış şartları ortada. Biz zaten genelde kışın bir ay, iki ay Karakoç'a yolu kullanmıyoruz abi. Fırtınadır, yol kesiyor. Ama karşıya verse herkes rahatlanıyor. Kartal'da bizim bir yararımız yok ki bir, yani yolcu yerinde bizim bir şeyimiz de yok yani. Vatandaşın mağdur olacağı bir durumda değildir yani. Evet. Hiç bize bir faydası yok. Gerçekten garip bir faydası yok yani. Yani yapılmasa değildir. Aynen öyle. Yani odur. Evet. Ali Tahtar, Adaklı Kiri yazıncısı. Sancak, Adaklı Kiri yazıncısı. 19 yıl oluyor ben taşımacılığı yapıyorum. Bu şartlarını kimse görmüyor herhalde, değil mi? Kartal yolu ne sıkıntı olduğunu kimse görmüyor bence. Hiç mi bunlarda milletvekili, bakan, Bingöl'ün ileri gelen şeyleri hiç kimse mi görmüyor burada? Görüyor. Ama nedir? Yol daha düzgün bir yerde gitse daha rahat olur. Sıkıntını yaratmak için orayı denediler. Eski yola devam ettiler. Kışın Karakoçan üzeri gidiyoruz. Diğer taraftan gidiyoruz. Neden? Çünkü Kartal tepesinde. Kartal tepesinde sıkıntı var. Sıkıntı olduğu yerde ne olur? İnsanlar rahatsız olur. Ara sahibi mesela 1,5 saate gideceğine 3 saate gidiyor. Yolda yolcunun durumu garantisi hiç kimsenin yoktur. Gece orada kalmaktan ne olur ne olur kimse bilmiyor bunu. Ama gel bunu düşünerek yapmıyorlarsa, bunu bilinçli yapıyorlarsa onlar kendileri düşünsün. Bingöl'ün milletvekiline, bakanı, sayın valimle beraber eğer bu şeyi gündeme almıyorlarsa, bunları halka yansıtmıyorlarsa o zaman yanlış bir şeydir.